İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Fizik genetik kayıt, beden ve auramızın içinde bütün bu organ ve tüm sistemin içinde karmik şartlarının içinde bulunduğu farkına varma aslında alanıdır. Ve bedenimizde, fiziksel bedenimizde şöyle söyleyeyim, çok fazla bizim karmik hikayemiz vardı. Yani aslında her organın size anlatacağı kişisel bir karmik hikaye var. Burada iki terapi gelişiyor. Onun ne olduğunu keşfetmek için. Birincisi ruh terapisi. İkincisi regresyonun bir daha alt kırılımı olan psikoregresyon terapisi. Şimdi ruh terapisi dediğimiz can terapisi. Yani kişinin şuurunun zaman içerisinde geriye ilahi ruh varlığının yani saf özü tarafından enerji alması için ilahi birliğin bir parçası olduğu, yaratılıştan öncelere geri götürülmesinden kaynaklı bir terapi türüdür. Burada yönlendirilmiş imgeleme daha çok kişi burada biraz daha uyanık bir şuur halindedir. Yani bedeninin kanepe üzerinde uzandığını görebilmektedir. Ve bedeninin auranın çeşitli organlarında kilitlenen sorunların esas kaynaklarını görebilmektedir. Ve bu kendi özgür iradesiyle bütün negatif enerjilerini çözünceye dek kişinin yaşamdan yaşama taşıdığı karmik, psişik, genetik kaydıdır. Bu yaratılış öncesi terapiyle kişi bütün ilgili negatif enerji ve psikolojik şartları açığa çıkartır. Burada geçmiş travma ile ilgili nedenleri yaşamasına çok ya derin yaşamasına gerek kalmadan ortaya çıkar. Ruh terapisi kişinin bütün bedeni ve aurayı saran o psişik genetik yapının içinde yüzyıllardır gömülük alan yüzeye en yakın negatif enerji tabakalarını açığa çıkarmasını sağlayan bir terapidir. Bu şey gibi düşünün. Bir soğanı ele alın. Soğanın zarlarını soymaya başlıyorsunuz. Hani tabaka tabaka. Bir tabakayı kaldırıyorsunuz. Ortaya bir şey çıkıyor. Başka bir şeyi kaldırıyorsunuz. Başka bir şey çıkıyor. Ve bu çekirdeğine inene kadar, yani temizleninceye kadar her bir tabaka başka bir tabakayı ortaya çıkartıyor. Ruh terapisinde. Şimdi negatif duyguların açığa çıkmasıyla ile onu çevreleyen travmalar üzerinde aslında bu negatif duyguların
bir süreci oluyor. Ve siz bu duyguları ortaya çıkarttığınız zaman travmalarla ilgili olarak yavaş yavaş iyileşme de yaşanıyor. Burada önemli olan bir şey, regresyona başlamaktan fazla korkuyorsanız, öncelikle kendi üzerinizde denemeniz gereken şey, psikoregresyon terapisiyle korkuların kaynakları ile yüzleşmekten ziyade başlangıç olarak korkularınızı ve ilgili negatif enerjileri bu yaratılış öncesi terapisiyle açığa çıkartmayı tercih etmeniz gerekiyor. Yaratılış öncesi terapisi neydi? Ruh terapisi. Yani neden sorusunu sorup soğan örneğinde olduğu gibi her bir zarı şeye inene kadar, merkeze inene kadar sorup oradaki duyguyu çıkartıp oradaki duyguyu temizlemekte. Psikoregresyon terapisi aslında buna gölge terapisi de diyoruz. Gölge olarak tanımlanan ve psişenin bütünleşmemiş kısmını değişime uğratarak bütünleştirmesinin sağlanması. Herkesin değişime uğratmaları gerektiği bir gölge tarafı vardır. Sadece farkında değildir. Genelde tekamüllerin tekamül süreçlerinde ya da evresinde daha çok fiziksel ve duygusal deneyimleri sürdürerek içsel gelişimi biraz ihmal ederler. Ancak şuurlu ya da bilinçli faaliyete geçmeden önce benliği gerçekten anlamaya istekli bir iç halin yaşanması gerekir. Bu psikoregresyonla bütün bu negatif şartları açığa çıkartırsınız. Ve aynı zamanda durumun esas nedeniyle ilgili geçmiş travma şartlarını saptamaya çalışırsınız. Yani psikoregresyon sırasında kişi kanepede rahatladıktan sonra kendisini doğanın güzel bir ortamında etrafındaki ahenkli enerjileri özümseyerek, bunları tezahür ederek ve enerjisini arttırarak ruhu zaman içerisinde geriye seyahat etmeye hazır hale gelir. Yani travmaların kaynağına doğru bedenin içinde seyahat ettiğini düşlettiririz. Psikoregresyonda kişi travmanın içine girmekle birlikte ilgili negatif duyguyu da açığa çıkartmaktadır. Şimdi burada kişi mesela başka bir yaşamla ilgili şiddetli bir ölümün bulanık bir anısını yaşıyor olabilir. Misal veriyorum, gazla veya suyla boğulmadan gaz veya su korkusu ya da geçmiş bir kazadan dolayı yükseklik korkusu gibi yani böyle bir korku tezahür edebilir. Şimdi bu psikoregresyon ya da ruh terapisi için aslında bir sonraki evet. Yani her bir terapiyle uygun evreye geçilir. Ve uygun evrede olunduğunda sizin yani terapistin söylemleriyle daha kolay ve serbest bir şekilde o negatif duygular ortaya çıkarak
beden ve aurasında tam olarak nerede konumlandırıldığını bularak bu duyguların yerine pozitif duygular yüklenir. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi, peki hocam nasıl anlayacağız bunu? Şimdi siz bir terapist olarak karşı tarafa talimat verdiğiniz zaman alfadan teta'ya geçtiğinde karşı taraf negatif enerjinin ya da siz de aynı şekilde yüzeyde olduğunu bilirsiniz. Ve ilk olarak buna şöyle bir komut verebilirsiniz. Sol elinin ilk parmağını kaldır. Şimdi o zaman sol elinin ilk parmağını kaldırdığınız zaman zaten o duygudadır. Sol taraf bedenin alıcı, sezgisel tarafıdır ve kalbe en yakın olan taraftır. Şimdi bunu gördüğünüz zaman bir terapist olarak negatif enerjinin açığa çıkarılması için hazır olduğunu görürsünüz. Onun için hazırsan herhangi bir elinin baş parmağını kaldır da diyebilirsin. O solu kaldırırsa hazırdır, sağ kaldırırsa hazır değildir. O zaman o imajinasyona devam edersin. Şimdi negatif enerjiyi ortaya çıkartırken bazen çünkü negatif durgun bir enerjidir. Yani bu enerjiyi kırmak için mesela çıngırak dediğimiz hani o çocukların böyle bir şeyi vardır. O tarz şeyler. Ya da sesli bir takım müzikler kullanabilirsiniz. Ama burada yavaş çalınması çok önemli. Ve bunu açığa çıkarttığınızda travma yerinde aslında bunun açıldığını imgelersiniz. Yani nedir? İşte kalbimde bir ağrı hissediyorum. Tamam. Şimdi o çıngıraklarla kalbindeki ağrının açıldığını, işte buharlaştığını ve işte gökyüzünde kaybolduğunu gör gibi. Ya da işte orada misal veriyorum kurumuş çimenlerin olduğunu. Şimdi buraya yeni çiçeklerek çok güzel çiçeklerle beze gibi hani negatifi pozitife dönüştürmek. Peki şimdi bu tarz şeyler bazen çakralara çok yakın olabiliyor. Blokaj dediğimiz şeyler. Bazen de çakralardan biraz uzak olabiliyor. Şimdi bu negatif enerjinin bölgeden dışarı akmasını sağlayan psişik deri yapısının açıldığını imgelemesini isteriz. Ve burada aslında reiki tarafta da çok kullanırız. Ama dediğim gibi hani enerji boyutuyla çalışmıyorsanız tamamen yaradandan bu konuda hani yardım isteyebilirsiniz. Negatif enerjinin organlardan dışarı aktığını ve daha sonra da auradan dışarı aktığını imgeletiyoruz karşı tarafa. Ve işte yani inancı doğrultusunda karşı tarafında en sonunda da
bedenine ve o aurasına bakıp bedeninin ne kadar temiz olduğunu ve hani bedeninin herhangi bir yerinde herhangi bir negatif enerji kalmadığını olumlama şeklinde veriyoruz. Şimdi burada biraz önce sormuştunuz. Kişinin bu negatif enerjinin bedenden çıkması ve pozitif olarak bedenin şifalanması aslında duru görüyle seyirci olmuş oluyor. Yani negatif enerjilerin hastadan ayrıldığını ya da kendisinden ayrıldığını görmüş oluyor. Ha bu bazen siyah veya gri bir duman olarak da görülebiliyor. Yani kirli renklerde. Bazen elementler şeklinde görülebiliyor. İşte kaya parçası diyor, taş diyor. O şekilde de çıkabiliyor. Negatif enerjiler açığa çıkarıldığı anda kişi çalışılan yer ilahi enerjiyle doldurabilmek için ona aklından geçen bir renk de sorulabiliyor ya da tamamen beyaz ilahi ışıkla dolduruyoruz diyoruz. Ve burada bu enerjiyle bedeni dengelemek gerekiyor. Şimdi beden, yani daha doğrusu öz ve ruh kanepe üzerinde yatan bedenle yeniden kenetlenmesi gerekiyor. Çünkü bütün bu işi yaparken biz regresyonda ruhu bedenden ayırıp ruhun aşağıda bedeni görmesini ve sadece ruhun seyahat etmesini sağlıyoruz. Ve en sonunda da ruhu tekrar bedenle birleştirip fiziksel bedeniyle bağlı olduğu hissine kavuşturmamız gerekiyor ve bu şekilde uyandırmamız gerekiyor. Bazen zorlanabilirsiniz. Bunun için ben mesela bazen kafasının üstünü ovarım. Çünkü yedinci çakra ilahi tarafla bağlantılıdır. Bazen olmak ruhu bedenle birleştirmek için çok iyi bir yöntem oluyor. Tabii çok bastırarak değil. Aslında değişim için mucizevi bir tedavi yok. Bu değişimi yaşamak için ya da yaşamaya hazır olmamız gerekiyor. Ve bunun için de gölge yanlarımız konusunda bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Korkularımızı konuşarak gidermemiz gerekiyor. Her zaman için korkuları konuşmak yararlıdır. Çünkü onların nedenlerini tam olarak bilmemiz, olaylarla ilgili travmayı açığa çıkartmamızda çok faydalı. Çözümlenmemiş duygular ya da frenlenmemiş istekleri ifade etmek, birikmiş öfkeyi boşaltmamızla alakalı. Bazen kendi içimizde ya da dünyaya karşı duygularımızın farkında olmayabiliriz. Çünkü çok derin bir şekilde bloke olmuş duygular olabilir bedenimizde. Önemli olan bu duygularla yüzleşip bu regresyonda bunları açığa çıkartıp bunları şifalandırmaktır. Şimdi daha önce regresyon görmüş kişiler konuyu bildikleri için hani çok fazla tepkili değillerdi. Ve
Her duyguyu çok yoğun hissederler. Hani ikinci regresyon yaptığınızda, üçüncü regresyon yaptığınızda. Ve bunlar genellikle dünyanın günahlarıyla özdeşleşme ve başkalarının sorunlarına karşı aşırı duyarlı olma eğilimleri vardır. Ve bu halleriyle sorunlarının gerçek kaynaklarını içsel olarak idrak edebilmeleri ve negatif enerjilerinin değişimi için hazırdırlar. Örneğin, kabızlık sorunu olan birisi fiziksel seviyede bir blokaj yaratmış. Şimdi bunun psişik seviyede oluşup hareket, enerji ve fikirleri uyumlu hale gelebilmesini engelleyen psişik tarafta bir şey var demek. Şimdi seviye ne olursa olsun hareket çok önemli. Şimdi kabızlık için tedavide bağırsaktaki atıkları yumuşatabilir veya bağırsakları temizlememiz gerekir. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Duruma uygun bir tedavi uygularsanız, o zaman blokaj rahatsızlık vermeden kolayca gidebilir. Kişi bağırsak atıklarına tutunmak yerine onları salıverdiğinde kendisini çok daha iyi ve hafif hissedecektir. İşte regresyon negatif duyguları, yani buradaki negatif duygu ne? Tutmak bazı şeyi. Mükemmeliyetçilik de budur ya da kontrolcülük aslında hani. Onları tutuyor, salıveremiyor. Bu duygu üzerine çalıştığınız zaman bunu çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsi çok muazzam enerji potansiyellerini ortaya çıkartan ve insan hayatının akışını olumlu yönde etkileyen şeylerdi. Şimdi biraz önce şartsız sevgiden bahsettik ya da koşulsuz sevgiden. Aslında hepimiz bu koşulsuz sevgiyi, işte alçak gönüllülüğü, sabrı, güven konusunda bir şeyler öğrenebilmek için birçok kez enkarne olmaktayız. Yani dünyaya yeniden gelmekteyiz. Ölüm ve yeniden doğuşu içeren bütün deneyimlerimiz boyunca bize özgür irade verilmekte. Yani Yaradan'ın iradesine uygun hem de yani hem Yaradan'ın iradesi hem de kendimiz ve kişisel zevklerimiz için aslında yaşama seçeneğine sahibiz. Eğer arzularımız yoğun olarak kendimize yönelirse bu şekilde kişi kolayca özdeşleşebileceği bağımsız bir hayat şekli oluşturabiliyor. Ve bu da kişinin tek geçerli realitesi olarak ortaya çıkıyor. İşte burada isteklerimiz, arzular, ihtiras ve bencillik duygularıyla özdeşleşerek gerçek ruhsal kimliğimizi idrak etmemizi önleyen yapay bir realite yaratıyoruz. Bazen de kendimizi maskemizin gerçek realitemiz olduğuna dair kandırabiliyoruz.
kendimizi değiştirebileceğimizi idrak etmemiz birçok enkarnasyon sürebilir. Yani kendi karmamızın değişiminin sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor. Onun için mevcut yaşamımızda bedenimizin her hücresinde ya da auramızda yerleşik psişik genetik yapıda bulunan bütün pozitif ve negatif karmamızı geçmiş faaliyetlerimizde yaratmaktayız. Hem negatif hem de pozitif karmanın bu kaydı kendi ruhsal olgunluk ve bütünlüğümüzün kişisel seviyesini gösteriyor. Biz bunların ne kadar çabuk farkına varır, ne kadar çabuk olumlu tarafa geçirirsek ilahi boyutumuzu da bununla aynı oranda geliştirip reenkarnasyon sürecimizi daha kolay tamamlayabiliyoruz. Örneğin, geçmiş yaşamlarımızın birinde bir müzik dehası ya da bir sanatçı olsak, şimdi bu genetik, psişik genetiğimizde kalıyor. Bu psişenin daha da bütünleşmesi için tamamen farklı bir ders gerekebildiğinden bu geçmiş hani dehalık unsurları mevcut yaşamımızda faal olmayabiliyor. Bundan dolayı da birçok psişik bakımından hani hassas kişiler aurasında ve yaşamında geliştirilmemiş olan bu müziksel ya da sanatsal potansiyellerinin yaptığını görebiliyor. Bazen ne diyoruz? Aslında yeteneği var. Muhtemelen o yetenek ona yıllar önce yaşadığı geçmiş yaşamından geliyor. Psikoregresyon terapisinde kişinin iç benliği deneyimin kaynağını bilmiyor. Bazen negatif anıya da dönemiyor kişi. Çünkü çıkan şeyler bazen pozitif ve hoş da olabilir. Pozitif ve hoş da olabiliyor. Örneğin mesela bana gelen bir kadıncağız vardı. Mutsuz bir çocukluğu olduğuna inanıyordu kadın. Regresyon yaptığımızda çocukluk dönemine gittiğimiz ilk yıllarına döndüğümüzde aslında hep bütün hoş anılarını yeniden yaşadı. İşte piknik, bahçesi, doğayla bütünlüğü. Bütün bunları hatırladı. Şimdi hatta regresyondan çıktığında da sinirlendi. Çünkü ilk yıllarında mutlu anılar geçirdiğinin farkında değildi. Çünkü o mutlu anılarını takdir etmemişti hiçbir zaman. Bunu beklemiyordu. Çok daha çarpıcı şeylerin ortaya çıkmasını bekliyordu. Ama iç benliği farklı düşünüyordu. Yani ne diyordu? İlk çocukluğunu tam bir felaket olarak görmemesi gerektiğini ona gösteriyordu. Ve bu ona ne öğretti? Bu deneyimden yaşamı takdir etmeyi öğrenmiş olarak çıkması gerektiğini. Başka bir örnek. Bir danışanım regresyon sırasında kendini Sezar gibi çok önemli birisi olduğunu hayal etti. Ancak onun iç benliği olayın farklı olduğunu biliyordu. Onun travmasının kaynağı olan hikaye
Çocukken cinsel organıyla oynarken babasının onu yakaladığı ve çok sert vurup bayılttığı ana götürdü. Şimdi buradaki olay çocuğun yani çocukluk yaşında derin bir cinsel suçluluk kompleksiyle ilgiliydi. Yani büyüklük bu, onda büyüklük taslayan düşler şeklinde ya da büyüklük taslayan düşler ve hani cinsel yetersizlik duygularını örten bir şeydi kendini Sezar gibi görmek. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Let's go.